Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş Galavanötis köyüne getirdim. Bu köyü sizinle gezeceğiz, altını üstünü getireceğiz. Muhteşem bir köy. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Hadi hep birlikte köyü gezmeye devam edelim. Evet sevgili dostlar, köyde yürümeye devam ediyoruz. Galavanötis köyüne doğru çıkıyoruz. Biraz da size böyle çevreyi göstermek istedim. Gerçekten doğa harikası bir köy. Troodos Dağları'nın eteklerinde, hemen vadinin üstünde muhteşem bir köy. Çok bakımlı, görmüş olduğunuz gibi yol boyunca bu şekilde saksılara çiçekler ekmişler. Manzarasıyla, her şeyiyle gerçekten çok güzel bir köy. Gelmenizi buraya tavsiye ediyorum. Ben daha önce geldim bu köye, çok beğendim. O yüzden burayı seçtim. Size de bu köyü göstermeyi hedefliyorum en iyi şekilde. Bakar mısınız? Biraz önce size oradan ilk konuşmamı oradan yapmıştım. Şimdi biz yukarılara doğru çıktık. Köyün biz girişindeyiz. Lefkoşa'ya köy aşağı yukarı 70 kilometre. Zaten burada da görmüş olduğunuz gibi yazıyor. Evet sevgili arkadaşlar, Galavanötis köyünde yürüyorum. Gerçekten köyün mimari yapısı, evleri gerçekten çok çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi dağ eteklerinde çatılı evleri, Arnavut kaldırımlı sokakları, kendine has geleneksel evleriyle Galavanötis köyü gerçekten ziyaretçilerini bekliyor. Çok güzel. Bu köy aynı zamanda asansörlü köy olarak da biliniyor. Görmüş olduğunuz gibi köy dağ eteklerinde diklemesine kurulmuş. O yüzden yukarıya çıkmak için bu şekilde insanlar asansöre biniyorlar. Ve asansörle yukarıya doğru çıkıp yukarıdaki diğer bölümü görüyorlar. Görmüş olduğunuz gibi asansör şu anda aşağı doğru iniyor. İnsanlar sırada bekliyorlar. Yukarı doğru çıkacak asansörle. Asansörlü köy. Galavanötis'teyiz. Köyde aynı zamanda iki büyük kilise var. Bunlardan birisi Azizyon Kilisesi. Bunu biraz sonra size göstereceğim. Şimdi biz aşağı doğru yürüyoruz. Suyun sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Aşağıda çok güzel bir nehir var. Böyle yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Evet sevgili dostlar, yukarıya doğru çıkıyoruz. Köyde bulunan 6 şapelden bir tanesini şimdi biraz sonra size göstereceğim. Böyle bu şekilde bungalov evler de var burada. İleride kamp yapabileceğiniz yerler var. Şimdi şapele doğru yürüyorum. Gerçekten köyü çok güzel, çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen like yapmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Galavanötis köyünün her yerini size gezdireceğim. Burada yön levhaları da var. Yolumun üstünde. Şapel yukarıdaydı. Geçtim, oraya doğru gidelim bakalım. Şapele doğru çıkalım. Size hemen orayı gösterip aşağı ineceğim. Papazlar da çıkıyorlar şapellerine. Görmüş olduğunuz gibi hanımlar çarşaflara bürünmüş. Mimarisi görmüş olduğunuz gibi cumbalı evler, taştan örülmüş şapelleri gerçekten çok güzel.
Burada dualar ne diyorlar? Burada mum yakıyorsunuz, birli bir para koyup dua ediyorsunuz. Burada zeytinyağı koymuşlar, pamuk. Bunun ne anlama geldiğini ama bilmiyorum. Babama sorarım, öğrenirim, o bilir. Bu şey acolo mica? Da. Ai corespunde cu baia. Deci partea cealaltă. Evet, şapeliği bu şekilde size göstermiş oldum. Şimdi diğer bölgeyi gezeceğiz. Manzaraya bakar mısınız? Muhteşem. Asansörü görmüş olduğunuz gibi oradaydık biz. Aşağı doğru iniyor. Evet sevgili dostlar, dağlık alanlarda yürüdüğüm için biraz yoruldum. Böyle arkamda görmüş olduğunuz gibi badem ağaçlarının içinde gelin gibi buraya oturdum, dinleniyorum. Çok hoşuma gidiyor bu badem ağaçları. Çiçek açtı Kıbrıs'ta. Gerçekten çok güzel. Buraya oturup size böyle bir güzel konuşma yapmak istedim. Şu ana kadar köye girişini yaptık. Asansörü size gösterdim. Köydeki en önemli şapelin birini ziyaret ettik. Şapelden size görüntüler verdim. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Kutsal şifalı kaplıcalar diye bilinen Venedik Köprüsü'nü size göstereceğim. Kaplıcayı göstereceğim. Döneminde buraya ziyarete gelip sağlık sorunları olanların şifa bulduğu mekanı size göstereceğim. Ondan sonra bakalım yavaş yavaş değişik bölgeleri de seçip size burada güzel tarihi yerler göstermeyi planlıyorum. Zaten burası Kıbrıs'taki turizm açısından en önemli köylerden bir tanesi. UNESCO Dünya Mirası'na da dediğim gibi girmiş olduğu için gerçekten oldukça fazla ziyaretçileri var. Bu şekilde görüşmek üzere biraz sonra. Bay bay. Evet sevgili dostlar, şifalı sular hemen buralardan bu şekilde dağlardan akan sularmış döneminde. Burayı sağlık merkezi olarak kullanıyorlarmış. Arkada zaten bu aşağıda dağlardan akan müthiş bir böyle nehir var. Burası Streço nehri. Hemen burada akan şifalı suları size gösteriyorum. Buraya gelip bu kaplıca sularında insanlar sağlık hizmetleri alıp dinleniyorlarmış döneminde. Bak görmüş olduğunuz gibi her yerden doğal sular akıyor. Sevgili dostlar, Venedik döneminden kalma köprüden Bizans dönemindeki insanlar, günümüzdeki insanlar geçer de Işıl Deltası geçmez mi? Tabii ki ben de geçeceğim ve yürüyeceğim. Değerli takipçilerim, sevgili arkadaşlarım, videolarımı izliyorsunuz, görüyorum. Lütfen like yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadan izleyenler abone olun. Görmüş olduğunuz gibi sizi çok güzel yerlere gezdiriyorum. Siz abone olup like yaptıkça ben daha çok mutlu olacağım ve daha çok kendimi teşvik edeceğim. Bu konuda beni destekleyin. Hepinizi çok seviyorum. UNESCO Dünya Mirası'na girmiş olan Kalabalıötesi Köyü, görmüş olduğunuz gibi kendine etnik geleneksel ev yapıları mimarisiyle tabii bu evlerin birçoğu da Avrupa Birliği'nin katkılarıyla restore edilmiş durumda. Otel, konaklama yeri olarak şu anda turizm açısından burayı kalkındırmak için kullanılıyor. Buraya gelen ziyaretçiler eğer burada kalmayı tercih ederlerse buralardan oda kiralayabiliyorlar. Taş sokaklarıyla, cumbalı evleriyle gerçekten güzel bir köy. Yukarıda da hello. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi bayan, Filipinli bayan odayı siliyor. Yani bu döneme kadar geleneksel yapısını korumuş olan
bu köyü size göstermek istedim. Umarım çok beğenmişsinizdir. Mis gibi ağaç kokuları, muhteşem, gerçekten harika. Karadeniz evleri gibi aslında. O bölgeleri bilenler kendilerini orada hissedebilirler şu anda bu videoyu izlediklerinde. Tamamıyla mimari bu cumbalı evleriyle Karadeniz'e çok çok benziyor. Ben benzettim. Görmüş olduğunuz gibi hep resepsiyon, evler, oteller, restoranlar. Bu köy çok böyle engebeli falan olduğu için böyle golf arabalarıyla insanları taşıyorlar. Çok şirin bir otel burası da. Köyün sokaklarını dolaşıyoruz. Burası neymiş? İsmiymiş. Çok güzel gerçekten. Beğendim. Bu şekilde hep böyle merdivenli yerler. Dağın tepesinde böyle evler dizilmiş. Evet sevgili dostlar, çok güzel bir ara sokakta geziyorum. Gerçekten bayıldım buraya. Gelebilirseniz bu köyü ziyaret edin. Havuzu görüyor musunuz doğanın içinde? Yani adamlar yaşamayı biliyorlar gerçekten. Sevgili dostlar, Güney Kıbrıs gezimizi umarım beğeniyorsunuzdur. İzlemeye devam edin, beni takip etmeye devam edin. Size elimden geldiğince her noktasını, her yerini göstermeye çalışacağım. Tepeye doğru çıkıyorum, yoruldum. Şurada biraz soluklanayım. Burada selam olsun sevgili Aysel Nizamoğlu öğretmenime. Ortaokulda size bir anımı anlatayım. Ortaokuldayken münazaralar yapılırdı bizim dönemimizde. Tabii dönemde münazara başı kız kardeşim ikizim İncir Recepoğulları'ydı. Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi diye bir konumuz vardı. Bir bölüm çok okuyan, bir bölümse çok gezeni savunuyordu ve karşılıklı insanlar, öğrenciler düşüncelerini söylüyorlardı. İşte münazara yapıyorduk. Şimdi bugün bu yaşta anladım ki okumadan gezmenin hiçbir önemi yok. Ne de okurken gezmemenin hiçbir şeyi yok, faydası. Hem okuyup hem gezeceksiniz. Gezdiğiniz yerden de aynı zamanda en keyif alma şekli bu şekildedir. Bilmeden gezmenin hiçbir manası, anlamı yok. Okuyup öyle gezmek en önemli olaymış. Bunu şimdi çözdüm. Sevgili öğretmenim Aysel Zamanı'na selamlar, sevgiler. Kıbrıs'tan kucak dolusu öpücüklerimi yolluyorum. Umarım sağlığı, sıhhati yerindedir. Sevgili dostlar, Galabaniotis'te Traditional Museums diye çok güzel, geleneksel bir ev var. Burayı mutlaka ziyaret edin. Üst katta evleri kiralayıp kalabilirsiniz. Orta kat müzeyim. Kendileri ise alt katta kalıyorlar. Çok şirin, çok tatlı bir ev sahipliği yapıyorlar burada. Beni görünce de çok ilgilendiler, sağ olsunlar. Ve burayı bana gösterdiler. Ben de şimdi size burayı göstereceğim. Bu şekilde kapının girişinde 14 numaralı house burası. Traditional Museum. Zaten mahallenin arasında girdiğiniz zaman tabelalar var. Onları görüp içeriye doğru yürüdüğünüzde burayı bulabiliyorsunuz. Hemen yukarıya çıkış için böyle merdivenleri de var eski. Şahane bir beautiful manzarası var. Burada gelip bir kahve içip bu manzarayı seyrederken gerçekten keyif almamak elde değil. Ana hall böyle verandasında Kıbrıs sandalyeleri, kapılarında eski Kıbrıs perdeleri, gerçekten eski Kıbrıs'ı, Kıbrıs kültürünü en iyi şekilde anlatan müzeyi şu an size gösteriyorum. Galabaniotis'te geleneksel bir müzedeyiz. Görmüş olduğunuz gibi eskiden zamandan kalma tabakları bu şekilde dizmişler. Eskiden suları böyle burada bu şekilde kullanıyorlarmış.
Gerçekten çok şirin bir yer. Şimdi size şahane müzenin evin içini de gösteriyorum. Hadi bakalım girelim. Görmüş olduğunuz gibi ana giriş yerinde mutfak ve salonları bir. Onların kendi anne babalarının geçmişteki yaşayan insanların resimleri duvarlarda, şömineleri, televizyonu bakın. Dönemin büyük anneleri, büyük ninelerinin fotoğraflarını sergilemişler. Gerçekten çok şık, çok güzel bir yer. Beylerin giymiş olduğu kıyafetler, hanımların giymiş olduğu kıyafetler. Burada hepsi üzerlerinde etiketleri var. Ne anlama geldiklerini anlatıyorlar. O dönemin yatakları. Çok tatlı bir beşik, bebek beşikleri. Benim annemin de vardı bundan. Radyoları bu. Telefonları. Bu şekilde telefonları. Ve dolapları. Perdeleri. Gerçekten burayı çok beğendim. Ben geleneksel eski yapıtları, eski yerleri çok beğeniyorum. Çok dikkatimi çekiyor. Seviyorum. Asansör de var. Kendileri yukarıdan aşağı yani inip çıkabiliyorlar. Yukarıda kaldığınızda aşağı asansöre inip burada biraz keyif yapıp doğada yürümeye gidebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum burayı ziyaret etmenize. Buraya girdim. Ücretsiz bir şekilde de gezdim burayı. Ve şimdi çıkıyorum. Çok güzel. Burayı size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Günün birinde Galabaniotis köyüne gelirseniz, buraya yolunuz düşerse bu müzeyi mutlaka ziyaret edin. Eğer kalma imkanınız varsa da oda kiralayıp yukarıda kalabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Umarım Galabaniotis köyündeki videolarımı beğenmişsinizdir. Şimdi diğer köyümüz olan Omodos'a yolculuğa çıkacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Omodos'a giderken Troodos'un üzerinden geçiyoruz. Çünkü biz farklı Galabaniotis'ten geldiğimiz için çok güzel bir meydan burası. Size göstermek istedim. Şimdi burada 5 dakika durup mola verip yola devam edeceğiz. Sevgili dostlar, Omodos'a geldik. Şimdi size bu köyü her yerini gezdirmeyi planlıyorum. Bu köyün en önemli özelliği şarapçılık yapılıyor. İnanılmaz derecede güzel şarapları var. Daha önce biz gelmiştik şarap festivaline falan da. Gerçekten çok güzel. Şimdi eğer açıksa birkaç tane şarap satılan fabrikaya da gideceğiz. Oraları size göstereceğim. Hep birlikte gezmeye devam edelim bakalım. Bizi neler bekliyor? Omodos'un altını üstünü hep birlikte getirelim. Siz de buraları görün. Burada böyle gezilecek yerleri de söylemişler. Çok huzurlu. Hafif böyle rüzgar esiyor ama sıcak yani. Öyle soğuk falan değil. Yemyeşil, kuş sesleriyle. Çok güzel bir yolda şu an yürüyorum. Biraz sonra köyün meydanına gideceğiz. Biraz göstermiştim o girişte size. Çok otobüsler var, turlar gelmiş. Bayağı kalabalık olduğunu düşünüyorum bakalım. Nasıl, ne bekliyor bizi? Ben de merak ediyorum. Hafta sonu olduğu için köy çok dolu. Festival zamanı burası çok şenlikli oluyor. Güzel etkinlikler düzenleniyor. Buranın kafes deriz biz böyle. Ekmekleri falan da çok meşhur. Hemen bu ana girişten giriyorsunuz. Yürüdüğünce ileride bir de meydan var. Ünlü bir kiliseleri falan. O bölgeleri bakın, herkes ekmek almışlar görmüş olduğunuz gibi. Buranın ekmeği Omodos'un çok meşhurdur. Görmüş olduğunuz gibi böyle ekmekleri, lokumları. Aa, ben ilk defa gördüm. Narlı sanırım. Muzları. Çok kalabalık. Böyle hediyelik eşya satılan yerler, yiyecek satılan yerler. Dükkanlarda insanlar alışverişlerini yapıyorlar. Buradan hemen ben bir çıkayım. Bunu biz yemiştik. Çok güzel.
Daha önce almış demiştik. Çok güzel gerçekten tadı. Hello. Burada. Mesela iki paketi 5 euroymuş. Eğer 4 paket alırsanız 10 liraya alabilirsiniz. Gayet de güzel. İsterseniz hemen tadına bakayım ben. Very nice. Very nice. Gerçekten beautiful. Bu bölge, buraya girerseniz buranın adı George's. Yer. George's'te bir market. Hem ekmek hem de böyle dediğim gibi atıştırmalıklar satıyor. Deneyebiliyorsunuz da aynı zamanda. Bakın böyle el yapımı çantalar. Böyle örgüden satılan dükkan da var. Çok şık. Burası da köy meydanı. Böyle kafeler, restoranlar, fotoğraf çekme alanları var. Görmüş olduğunuz gibi yerler hep böyle taştan. Gayet güzel. İnsanlar yemek yiyorlar, keyif yapıyorlar. Buranın tadını çıkartıyorlar. Gerçekten çok güzel bir köy. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen karşıda ana kiliseleri var. Biz daha önce gelmiştik bu kiliseye. Bu hemen kilisenin yanındaki o beyaz olan yerde fotoğraf çektirip daha sonra Omodos'un kendine yeresel böyle istediğiniz gibi kendiniz seçiyorsunuz. Size resminizi süsleyip veriyor. Burada bir kahve içeceğiz biz. Mama verelim. Biz Kıbrıslılar kahve içmeden kendimize gelemeyiz. Görmüşsünüz gibi de yani uzun bir yol yaptık. Bir kahve içip kendimize gelelim. Ondan sonra size çekim yapmaya devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi de aynı zamanda burası çok kalabalık. Bütün bu yorgunluğa değdi bu kahve. Hadi bize afiyet olsun. Her yıl burada Ağustos ayı gibi şarap festivali düzenleniyor. Bildiğiniz gibi, size söylemiş olduğum gibi inanılmaz derecede bağcılık burada meşhur. Yolda gelen ne kadar buraya hep bağları gördük. Üzüm yetiştiriliyor. Şarapçılıkla meşhur olan bir köy burası. Çok da güzel şarapları var gerçekten. Ve köyün içerisinde böyle alışveriş yapabileceğiniz, hediyelik eşyalar satın alabileceğiniz birçok mağaza bulunmakta. Hem geleneksel ürünler, hem yiyecekler, şaraplar, tatlılar satılıyor. Bu perdeleri çok beğeniyorum ben Kıbrıs'ta. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Burası böyle delik eşya satılan bir yer. Evet, ara sokaklara dalın. Buraya gelirseniz ara sokaklarda kaybolun. Gerçekten çok güzel, çok değişik şeyler görebilme imkanınız olabilir. Bakın burada böyle bir ara sokak buldum. Gerçekten çok güzel. Böyle taş dokulu evlere bayılıyorum. Bilmiyorum nedense bana çok farklı ve güzel geliyor. Yürüyelim bakalım. Bizi nereye çıkaracak? Evet, sokaklarda yürümeye devam edelim. Böyle çok tatlı, çok şirin bir sokağa daldım. İnsanlar turlar gelmiş, insanlar böyle sokaklarda geziyorlar, alışveriş yapıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Fotoğraf çektirmek için de gerçekten güzel yerler var yani sokaklarda. Burası böyle şarap içilen bir mekan sanırım. Şöyle girip size göstereyim. Yes, YouTube kanal. Hello. Çok güzel bir şarap içebileceğiniz bir yer burası. Gerçekten harika. Aynı zamanda burada bir şeyler içtikten sonra şopları var. Alışveriş de yapabilirsiniz. Gayet güzel. Tadımlık şarapları, reçelleri falan da satılıyor. Yani gelirseniz buraya girin. Güzel. Görmüş olduğunuz gibi bütün böyle tabelalarda şarap evlerini, tavernaları gösteren sokaklar var. Buradaki görmüş olduğunuz birçok yapının içinde böyle kafeler var ve şarap içme, tüketme yerleri var.
Bakın burada farklı bir tavernası. Hemen size böyle fiyatları da göstereyim. 13 lira, 12 lira falan. İçecekler 3 lira, 4 lira, 10 lira. Şey, artık içeceğiniz şeye göre değişiyor fiyatlar. Yemekler ama 10 euronun üstü arkadaşlar Omados'ta. Mesela biz Türk kahvesi içtik. Kıbrıs kahvesi. 1 euroydu. China. China. Yeah. My YouTube kanal. My name is Ishu. Hello. Nice to meet you. Benim kanalımı şeyim ver istersen. Arkadaş olsunlar. Şahane ara sokaklarda keşfe devam ediyorum sevgili dostlarım. Söylemiş olduğum gibi şarapçılığın çok meşhur olduğu Omados'ta gezmeye devam ediyoruz. Şarap küfeleri, bakın yollarda hep böyle ikramlık şaraplar. Böyle şarap yapılan yerler. Gerçekten şahane. Çok güzel. Bunlar da böyle ikramlık şarapları. Böyle yere koymuşlar. Sanırım insanlar geldiğinde deniyorlar. Böyle şarap yeri de var. Biz daha önce buraya gelmiştik. Çok güzel böyle ikramlar yaptılar ve şaraplarını tattırdılar. Gerçekten Omados'ta kaliteli şarapların yapıldığı bir mağaza burası. Çok güzel. Şarabın nasıl yapıldığını, nereden geldiğini, hangi aşamalardan geçtiğini burada anlatıyorlar. Çok da güzel. Bu bölgenin balları da meşhur. Ekmekleri dediğim gibi çok meşhur. Bu arkadaşlar bunları satıyor. Omados'ta sokaklar arasında böyle satış yapan kişilerin dükkanları da var. Gerçekten çok tatlı. Böyle yastık kılıfları satıyorlar. Bayıldım. Böyle el işlemesi, el yapımı ürünler var. Takılar. Alışveriş yapılacak yerleri. Sizin için şimdi bunların meşhur ekmekleri, buranın Omados'un en önemli özelliği çok güzel şarap ve ekmekleridir. Ben de size ekmeklerini burada kesmişler. Bir deneyin bakayım. Peksimet yani bunlar da. Şunu deneyeyim. Alın. Bunu bir güzel çorba yapacaksın. İçine atacaksın böyle kıtır kıtır. Çorbayla müthiş olur. Tavsiye ederim, gelirseniz alın. Biz aldık bir paket. Hoşça kalın. Burada aslında kapanış konuşmamı da yapayım. Omados'ta gezimizi sonlandırdık. Şarap evini size gösterdim. Omados'un çok güzel taşlı sokaklarını gezdik. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Galabariyetis ve Omados gezimiz burada sonlanıyor. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Işıl ve Rotası YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma like yaparsanız beni de çok mutlu edersiniz. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.